görüşlerini almak istiyorum. Önay Hanım, söz sizde. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki ne Mervan Yanardağ'ın ne de hiçbirimizin bir terör örgütünü, terör örgütünün başındaki kişiyi övmek gibi bir niyetimiz, bir düşüncemiz asla olamaz. Ancak Mervan Yanardağ montajlanarak, önü arkası kesilerek, içeriğinden sökülmüş, bağlamından koparılmış konuşması sonrası yayın yaptığı televizyon binasından götürülerek önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştır. Bu olayla Mervan Yanardağ'ın şahsında kendisiyle beraber muhalif basına gözdağı verilmekte, özgür basın cezalandırılmak istenmektedir. Ayrıca alışkanlık haline getirilen montaj kasetlerle ve onların yayacağı algılarla her yurttaş için bir korku iklimi yaratılmaktadır. Yani bugün Mervan Yanardağ'ın başına gelen, yarın herhangi bir montaj kasetle bu ülkede her muhalifin başına gelebilir denmektedir. Bir gazeteci, bir sosyoloji doktoru, bir televizyon kanalının genel yayın yönetmenidir Sayın Yanardağ. Ne kaçma şüphesi, ne delilleri karartma ihtimali vardır. Sabit ikametgah sahibidir. Yani hukukta tutuksuz yargılanmasını gerektiren bütün koşullar söz konusudur. Ama ne yazık ki artık infaza dönen bir tutuklamayla karşı karşıya kalınmıştır. Bu da hukukun olmadığı, yasaların uygulanmadığı bir ülkede olduğumuzu bir kez daha göstermiştir ne yazık ki. Sayısız para cezaları ve karartmalarla susturamadıkları Telebir'i şimdi genel yayın yönetmenini susturarak cezalandırmak istemektedirler. Tanıdığım Mervan Yanardağ dik duruşlu, cesur, ilkeli bir gazetecidir. Bu uygulamayla hem Sayın Yanardağ hem basın özgürlüğü, hem demokrasi, hem de hukuk yaralanmıştır. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağını ve bu hukuki yanlıştan, bu garabet uygulamadan dönüleceğini umut ediyorum. Tüm Telebir ailesine geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Çok teşekkürler. Biz de bayram günü bu duygularınızı bizimle paylaştığınız için aynı zamanda çok çok teşekkür ediyoruz. Bir hukukçu olarak da zaten o hukukun üstünlüğü çerçevesinde görüşlerini ön plana çıkararak paylaştığınız sözler için teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkürler. Sağ olun Önay Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun Zeynel Bey. Değerli izleyiciler...